Evet sevgili arkadaşlar, 3D Edebiyat Soru Bankalarında bakıyoruz hangi soru var Fatmacığım. Bakalım hadi. Hocam. Aşağıdaki hangisi anonim halk edebiyatının, anonim neydi Fatma ya? Yazarı bilmeyen hocam. Değil mi? Anonim halk edebiyatının bir özelliği değildir. Hı. Fatma, halkın ortak malı olan bir edebiyat mıdır? Evet. Tüm ürünler hecosu verilmiştir. Evet. Manevi Türkiye onlar değil mi? Hı hı. Sözlü kültüre dayanan bir edebiyat mıdır? Evet. Koşma, destan, semai, varsağı bunlar değil. O manenini Türk onlar olacak. Evet Fatma'm sen işaretle hemen. Cevap Denizli. İslamiyet öncesi günümüze kadar devam etmekte ediyoruz. Evet, evet. Dolayısıyla D şıkkı karşımıza çıktı. Hı-hı. Aşağıdaki hangisinde tasavvuf? Tasavvuf din edebiyat mıydı? Evet din edebiyat. Halk edebiyatı için mi ayrılıyor? Anonim. Tasavvuf aşık edebiyat. Tasavvuf edebiyatı ile ilgili bilgi yanlışlığı vardır diyor Fatma. Ona göre dikkat edelim. Şiirle müzik kimi zaman iç içedir. Doğru. İlahiler hem sazlar hem def değil mi? Hı-hı. Ben böyle yapıyorum sen de öyle yapıyorsun. Tamam. Allah sevgisi en çok işlenen konudur. Doğru. İlahilerde özellikle değil mi? Evet. Halkın anlayabileceği bir dil çoğunlukla tercih edilmiştir. Evet. Değil mi? Genelde tasavvuf olsa bile halkın anlayacağı bir dil. Çünkü amaç halka anlatmak. Sadece hece ölçüsü kullanılmış. Aruzdan uzak durulmuştur. Yanlış. Hayır arkadaşlar çünkü divan edebiyatından etkilendiği örneğin Yunus Emre değil mi? Var, evet. Mesnevi falan vardı. Evet o zaman Fatma Dayı daha çok dörtlük bazen de beyit nasıl birini kullanmış dedik. Doğru. Doğru zaten D demiştik arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bir halk şairinin şiirlerini söylerken tercih olan bu biraz daha yorum. Hı-hı. Halk şairleri diyor şiir yazarken onu tercih etmez. Evet. Neyi tercih etmez bir bakalım neler diyor Fatma. Hı-hı. Halk deyimlerini ve söyleşileri kullanmak. Kullanır hocam. Şiirlere içeriğe göre başlık vermez. Verir. Şiirlere ve içeriğe göre soruşturduk onu. Tercihidir hocam o da. Evet diye düşünüyorum. Genelde ben halk şiirinde ve divan şiirinde başlık olmaz diye anlatmıştık ya. Bakalım başka bilgi daha keskin çıkacak mı? Tamam. Nazım biçimindeki anlatımı daha çok tercih etmek. Nazım biçimindeki anlatımı daha çok. Örneğin şiir şeklinde mi olur bunlar? Hı-hı, evet. Evet bu kesin net. Mecazda söylemleri ustalıkla yoğun biçimde. Bak Fatma gördün mü? Bu biraz daha baskın. Hı-hı. Ustalıkla halk şairleri yoğun sanatı kullanırlar mı? Evet kullanırlar. Hayır. Kullanmazlar. Yani divan edebiyatçıları öyle yaparlar evet. Değil mi arkadaşlar? Mazmurlar. Bence öyle. Aynen. Tamam. Bence onu bir alalım. Şu beyi öldürürüm ben rahat ol. Daha çok yarım kafiyeli edip bu da doğru. Fatma şuraya bir daha bakalım. Şiirde içeriğe göre başlık vermemek. Arkadaşlar halk edebiyatında bütün şiirlere koşma, semai deriz ama tek başına sevdanın koşması, sevgi gibi başlık atar mıyız? Atmayız. O zaman bu da öldü Fatma. D şıkkı doğru cevaba kaydı. Biraz dikkatli hı-hı. olmakta fayda var Fatma. Değil mi? Tamam hocam. Biraz yorum yaptırdı çünkü bize değil mi? Haklısın. Evet. Bu dizelerle ilgili aşağıdaki hangisi söylenemez diyor Fatma. Bakalım ne diyor? Kaleden kaleye şahin uçurdum. Ah ile vah ile ömür geçirdim. Ben yare şekerli şerbet içtim. Öyle olur böyle olur Türkmen güzeli. Edası çok olur Türkmen güzeli. Fatma dikkat ettin mi? Şunlar nakarat şeklinde. Evet. Herhalde bu bir türkü. Galiba. 3-2-3-2 bent kavuştak bent kavuştak. Türkü. Bir bilgi vermiş olduk. Evet. Anonim halk şiiri geleneği biçimli özelliklerine sahip midir? Evet. Çünkü türkü. Evet. Halk diline özgü söyleyişleri var mıdır? Vardır. Şiirin söyleyicisi ben söyleyicisini seslendiği kişide sevilen kişi midir? Evet. Aşık tarzı halk şiiri geleneğine özgün mazlumlardan yararlanmış mı? Yararlanmış. Evet çünkü aşık tarzından da faydalanmıştır hı-hı. birbirlerinden. Etkileyici bir üslupla ve yoğun mecazlı bir söyleyiş anlatım yok. Zaten olmaz çünkü anonim halk edebiyatı. Evet E şıkkı diyoruz. Ve işte yoğun deyip taktı. Demek ki halk edebiyatlarında yoğun mecazlı anlatım yerine daha basit mi? Basit. Evet onu unutmayacağız. Evet aşağıdakilerden hangisi bu üç şairde hı-hı. görülen ortak bir özellik değildir? Bu sorulara artık alışık değil mi Fatma? Seyrani, Aşık Ömer, Bayburtu Zeyni. Seyrani neye dikkat edecek Fatma? Mesela 19. yüzyılda yaşamış, 17. yüzyılda yaşamış, yüzyılları olmuyor. Yüzyıllar bu da 19. farklı, yaşamış. Evet. Evet bunlar bir şey dikkat edecek. Seyrani, Aşık Ömer, Bayburtu Zeyni. Divan gibi. Aynı. Aynı zamanda yaşama değil. Değil. Sadece aruz ölçüsü kullanma, hecede kullanmalar. Sadece hece ölçüsü kullanma, bu da ortak özelliği değil. Divan şiir, nazım biçimlerini kullanma, bunu evet, yazalım. Evet. Yani Seyrani, Aşık Ömer, Bayburtu Zeyni en büyük özelliği arkadaşlar, divan edebiyatı etkilenmeleri bunu kastediyor. Ve dolayısıyla D şıkkı diyoruz, soruyu cevaplandırıyoruz. Aşağıdaki hangisi hem hece hem de aruz ölçüsüyle şiir yazan halk şairleri değil. Arkadaşlar halk divan edebiyatını etkilenenler ve etkilenmeyenler bu sorular sok sok çıkıyor karşımıza. Mesela Erzurumlu Emrah etkileniyor. Etkileniyor. Aşık Ömer. Etkileniyor. Bayburtu Zeyni. Etkileniyor. Kaygısız Abdal. Pir Sultan Abdal. Karacaoğlan. Köroğlu. Bunlar etkilenmeyenler için. O zaman Pir Sultan Abdal'ı unutmayacağız. Nereden?
Hem aruz hem heceli yazmayanlar, divandan etkilenmeyenler diyoruz, evet. Alıyoruz. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir diyoruz. Halk şairlerimiz arasında kavganın ve özgürlüğün sembolü olan Köroğlu. Köroğlu, Karacaoğlu, Allah'ta Karacaoğlu olan yok ha. Şey Karacaoğlu olan diyorum, özür dilerim. Neydi o? Dadaloğlu. Dadaloğlu. Değil mi? Dadaloğlu yok. O diyecektim. Evet. O zaman 16. yüzyılda yaşamıştır. Cevap çıktı gibi ama atma. Coşkun bir söyleşi yazdığı yiğitlik, aşk, doğa sevgisini o zaman koşmalardı değil mi? Hı. Anlatmış. Şiirin ecosu yazan şair daha çok koçaklama ünlü, resmen cevap çıktı ortaya. Evet, B şıkkı dediniz ve doğru cevabı yakaladınız.